Şimdi F-35'lerin üretici ortağı biliyoruz ki Türkiye'ydi, ancak bu projeden çıkarıldı ve beraberinde teknik aksaklıklar biraz önce söylediğim gibi gündeme oturdu. Geçirdiği kazalarla da artık ün kazandı F-35'ler. Parasını ödediğimiz halde teslim edilmeyen bu F-35'ler hakkında ABD rapor yayınladı. İstenilen sürede uçamıyor, yedek parça sorunu var. Gecikmelerin bir diğer nedeni de yedek parça sıkıntısı ve teknik verilerin eksikliği denildi bu raporda. Şimdi tam olarak yayınlanan bu rapor başka hangi aksaklıklar üzerinde duruyor? Aslında bu uçaklara ne oluyor diye de sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii bu uçaklarla ilgili Türkiye'nin devre dışı bırakılması elbette ki bu faaliyetleri bayağı büyük ölçüde etkiledi. Türkiye malumunuz işte 100'ün üzerinde uçak alacaktı. 26-27 milyar dolar gibi bir ücret söz konusu olacaktı. Ödeme söz konusu olacaktı. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz, tekrarlamaya gerek yok. S-400 bahanesiyle maalesef F-35'lerin verilmesi söz konusu olmaz hale geldi. Şimdi buradaki önemli konu, tabii bizim 11 firmamız 935 parça üretiyordu F-35'lere. Bunun da durması söz konusu oldu. Tabii hemen sağdan soldan bu 935 parçayı üretecek firma da doğru dürüst bulamadılar. Onun sonucunda işte görüyorsunuz, faaliyet oranı %85 üzeri beklenirken %55 civarında bir faaliyet oranına sahip. Şimdi tabii Türkiye'nin çıkmasının cezasını çekecekler, daha çekerler. Bir de şu var, Türkiye'nin önemli olarak, yani biz 11 firmamız 11 milyar dolar kazanacaktı bu üretimde. Üretim sonrası da uçakların bakım merkezi Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi olacaktı bu bölgedeki. Dolayısıyla o konuda da sıkıntı çekmeyeceklerdi. Şimdi bu Avrupa bölgesindeki uçakların bakım ve ikmaliyle ilgili her türlü işlemlerinin görülmesi merkezi ortadan da kalkmış oldu. Evet. Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi. Diğer bir yönü, bu tabii söylediğim gibi Eskişehir İkmal Bakım Merkezi'nin de ortadan kalkışı, yani bu faaliyetleri yapamaz hale gelmesi, özellikle tabii ki Amerika'da ve bu çevrede olan uçakların da faaliyetini bana göre çok etkiledi. Şimdi bir de diyor ki raporda, bizim aynı zamanda Pentagon'un isteği şu, bizim diyor yeterli konuda firmalardan, yani firmalardan, bu parça üreten firmalardan yeterli destek alamıyoruz diyor. Yeterli destek alamıyoruz. O nedenle devamlı surette bizim depo faaliyetlerimizde yetersiz olduğundan genelde bir arıza çıkan parçayı kendimiz halledemiyor ve %73'ü ile ilgili geriye göndermemiz söz konusu oluyor diyor. Şimdi bakın, buna ben Türk Hava Kuvvetleri'nden bir örnek vereceğim. Ben lojistik komutanıyken, yani şahsımın olmasıyla ilgili söylemiyorum ama 2001 yılında lojistik komutanıyken Türk Hava Kuvvetleri'nin lojistik komutanlığının 3 tane fabrikası vardı. Birisi Kayseri'de, birisi Eskişehir'de, birisi Ankara'da. Bu fabrikalarda 2700 mühendis, ama bakın havacı, hava ve uzay işleriyle ilgili mühendisler. Yani ne bileyim, diğer yönleriyle söylemek istemiyorum. Böyle miktarda mühendis ve aynı zamanda 6500'de teknisyen vardı. O zaman 2001 yılında Türkiye'nin en büyük bu konularla ilgili kuruluşuydu. Ayrıca üstlerdeki efendim bakım, ikmal subay ve assubayından bahsetmiyorum. Onlara ilave etmiyorum yani. Onları da ilave ettiğinizde rakam çok büyür. Şimdi burada işte Amerika'nın söylediği depo işleri yapılıyordu. Yani bakım işleri ve ikmal işleri bu ikmal bakım merkezlerinde yapıldığı için bizim genel olarak hep %85'in üzerinde faaliyetimiz vardı. Yani bu bir de
o ülkenin kurduğu faaliyet oranı. F-16'larda %85 asgari, efendim F-4'lerde öyleydi. Şimdi gelelim aynı uçağı uçuran, F-16'ları uçuran Hollanda'ya. Hollanda'nın %45-50 idi. O yüzden Hollanda Hava Kuvvetleri Komutanı özel geldi Türkiye'ye ve bu özel gelişi nedeniyle işte bizlerden bilgi almaya çalıştı. Siz parçayı nasıl temin ediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Tabii bizim bu hava kuvvetlerinin söylediğim fabrikalar tersine mühendislik yapar. Yani biz bir hava kuvvetlerine uçak, füze, radar ne aldıysak zaman içerisinde onun bütün parçalarını tabii üretebildiğimiz kadarıyla üretmek için çalışma yaparız. Şimdi Amerika'da F-35 için bunlar yok. Bunlar olmadığı için diyor ki firmaya gönderiyoruz. O yüzden 3 yıl sonra mutlaka diyor Pentagon tamamen hava kuvvetlerimizin, tabii deniz kuvvetleri de var orada. Yani denizcilerin de malumunuz uçakları var. Deniz kuvvetlerini ve hava kuvvetlerinin bir şekilde firmaya parça geri gönderme değil, bilfiil depoda bu işleri yürütme için diyor devralacağız diyor. Yani bakın daha firmadan da bu işi devralmamışlar. O da bir eksiklik. Şimdi gelelim diğer bir konuya, yani bunların düşmesi filan konusuna. Tabii bu uçak, bakın harcı alem uçak. Harcı alem uçak bizim şöyledir, hava kuvvetlerinde şöyle söyleriz biz. Harcı alem demek bol miktarda üretilen ve düşerse düşsün. Yani ve tek motorlu olsun ve böyle bir uçak olsun meselesidir. Şimdi örnek veriyorum, harcı alem uçak zamanında F-4 uçakları 5000 civarında üretilmiştir. Evet o iki motorlu, ona bir şey demiyorum da motor takat oranı o zaman düşük olduğu için mecburen öyle yapmışlar. Şimdi o zaman 5000 civarında F-4 ürettiklerinde kendilerinin kıymetli uçakları F-15'ti hava kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin de F-18'di. Şimdi o dediğim gibi harcı alem uçaktı, devri geldi geçti. Daha sonra harcı alem uçak ise şu anda F-16'ydı. Evet. F-16. Şimdi de F-16'nın yeri, yani F-16'da bol miktarda üretildi. Şu anda 5000 civarında üretim var. Hepsi Amerikan Hava Kuvvetleri'ne değil ama böyle bir olay. Şu anda da işte harcı alem uçak bu. Peki esas kendi uçakları hangisi? F-22. Kimseye vermediği. Dünyayla paylaşılmayan uçakları. Evet. Çift motorlu. Dünyayla paylaşılmayan. Tamamen en üstün noktadaki bir uçak. Evet. Şimdi tabii daha sonraki dönemde de bu F-35'in üretiminden yararlanarak daha başka uçaklara geçmeleri söz konusu. Aynı zamanda ne yaptılar bakın? Aynı zamanda F-15 ve F-18 uçaklarının yani F-16 döneminde, F-4 döneminde de üstün uçak konumunda olan bir uçak durumundaki F-15 ve F-18'lerin gövde büyütülmesini yaptılar, modernizasyonunu yaptılar, yeniden üretimini yaptılar. Dolayısıyla yani F-35 de bugün onların yanında baktığınızda onlar daha güçlü kullanım imkanı olan bir uçak konumuna döndü. Bir de efendim denizciler ben şöyle isterim, dikine kalksın dikine insin. Havacılar yok efendim işte şu kadar kısa bir pistten kalksın dikine insin. Öbürküsü normal insin, normal kalksın. Şunu da isteriz, bunu da isteriz. Uçak hantal hale geldi. Yükle babam yükle uçağı. Yani her şeyi yüklediler, her şeyi yapsın dediler. Şimdi o yüzden manevra yeteneği F-16'dan kötü. F-16'dan kötü. Sürati F-16'dan düşük. Sürati 1.2 ses üstü. Efendim F-16 2 ses üstü. Yani düşünün. Şimdi bir de pilotların yetişme zamanı yeterli olmadığı için aynı zamanda bakım, ikmal ve diğer personelin yetişmesi de bir süre aldığından uçaklar başlangıçta bol düşer. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri F-16'ların ilk üretim döneminde bayağı birkaç yılda bayağı bir uçak düştü. Yani 22 uçak falan sadece pilotların
G seviyesine dayanmasından dolayı bayıldılar, düştüler. Evet. O nedenle söylüyorum, F-35'in durumu bu. En gelişmiş mi, en sorunlu mu diye arkadaşlarımız KJ'ye yazmışlar. Gerçekten sorulması gereken sorular ama Sayın Karakuş da bunun cevabını verdi zannedersem.